Sen bana her kızdığında ortalığı yakıp yıkacak mısın? Ben böyleyim. Eğer bana bir şey der ve yapmazsan incimi alamam. Yakarım burayı. Doğru. Herkesin bir tabiatı var. Seninki de bu. Lakin unutma. Benim de bir tabiatım var. Gel. Sultanım. Atike. Hünkârım. Bazı vakitler uğramasını istedim. Sohbet eder, birlikte vakit geçirirsiniz. Çok sevinirim. Çok sevindim. Gel otur. Yüzün gülüyor. Dün gece güzel geçti anlaşılan. Geldiğimi haber verin. Henüz gelmediler sultanım. Ne demek gelmedi? Sabah oldu. Yoksa hala o kadının yanında mı? Asıl olan sizsiniz sultanım. O bir rüzgar. Gelir geçer. Gerçi ortalığı yıkıp dökmeseydim daha iyi olabilirdi ama. Hünkâr abimin suratını görmek isterdim. Hep benden bahsediyoruz. Biraz da sen anlat. Ne öğrenmek istiyorsun? Bence senin de gönlünde biri var. Hayır yok. Evet var. Silahtar mı? Hayır, sen nereden anladın? Ona nasıl baktığını gördüm. Peki o? O seninle aynı hisleri taşıyor mu? Niye gizliyorsun ki? Sen bir sultansın. Bunu niye saklıyorsun ki? Hiç öyle değil. Onunla gizli münasebetimiz öğrenilirse kötü olur. Zira biz sultanlar gönlümüzden geçenle değil, validemizin seçtiğiyle evleniriz. Ama sen diğerlerinden farklısın. Sultan Murad'ın ağzından duydum. Senin çok cesur biri olduğunu söyledi. Diğerlerinden farklı oldun. İçiniz rahat olsun sultanım. Kimse görmedi, kimse bilmiyor. Doğru mu yaptım yoksa yanlış mı hiç bilmiyorum. Bugüne dek validemin sözünden bir kez olsun çıkmadım. Böyle işlere hiç karışmadım. Allah muhafaza validemin kulağına giderse sükutu hayale uğrar.